Ne oldu ya? Yeni babalık testi sonucu falan mı geldi? Ha geldi geldi. Fotokopisini çektireceğim. Allah Allah. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hı, sor. Yıldız'ın doğruyu söylediğine emin misiniz? Eminiz. Vallahi ben değilim. Beşer şaşar. Geçmişi de karanlık zaten. Caner ayıp oluyor ama ha. Tamam. Eminiz. Peki. Birinin İstanbul'daki bütün laboratuvarları satın almış olması sizce de biraz garip değil mi? Leyla, kadın deli diyorum deli ya. Sen hala anlamadın. Manyak manyak. Aynen. Takip ettiriyor işte insanları. Ya bir şekilde bir yolunu buluyor, ayarlıyor işleri. E nereye kadar takip edecek? Değil mi? Bunun bir sonu olmalı. Bu çocuk bir yaşına geldi, iki yaşına geldi, üç yaşına geldi sonra... hayatın sonuna kadar takip mi ettirecek bu şekilde? Bu kadın bunu böyle kurmamıştır. Eğer bu kadın bu kadar zeki ise... bu işin içinde başka bir iş var. Yahu ne var işte? Başka ne var? Bize de söyle. Çatlatma insanı. Ne? Söyle. Başka bir şey var. Ya nasıl başka bir şey var? Ne var işte? Bize de söyle. Ha ne? Ben bir Kaya Bey'in yanına gidiyorum. Kaya Bey. İzin verirseniz size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Yıldız. Hani testler sürekli yanlış çıkıyor ya acaba... Leyla sen bu konulara hiç bulaşma bence. Ama bakın ben düşündüm de eğer düşünmedi. Bu test... Düşünmedi. Bak Halit de Yıldız'ın ilişkisi beni, bizi hiç kimse ilgilendirmez. Tamam Yıldız'a üzülebilirsin bunu anlayabilirim ama lütfen bu konunun dışında kal. Tamam. Tamam. Evet. Haydi çıkalım. Benim iki dakika işim daha var. Vallahi ben de çıkıyorum. Hacı ya. Ha. Sen şu kitabı... seninkini imzalattın mı ya? Ya seninki deyip durma şuna ya Allah Allah. Kiminki o zaman? Siz kimden bahsediyorsunuz ya? Ya aksaçlı kötü adam var ya hani Halit. Hı. Ha. Onun kızı Zeyra ile Caner bir zamanla beraberdi. Bir ayrıldılar. Ya kız kitap yazdı ya. Vay be. Aşka bak nasıl sevmişse artık seni. Çok sevmiş, çok. Yahu kişisel gelişim adı altında hayatına giren bütün erkeklere vermiş veriştirmiş. Baba bizimki de okumuş ya bunu. Yok yani okumak değil öyle benimle ilgili bir şey yazmış mıdır diye baktım. Yazmış mı bari? Yani... dengin olmayan davulla gezersen tokmak gibi ortada kalırsın lafını üstüme alındım haliyle. Pardon. Pardon. Hadi kaçtım ben. Hop hop hop. Dur bakalım daha işim bitmedi. Patronun takım elbisesini kuru temizlemeden alıp evine bırakacaksın. Aa, ben mi? Ya sen tabii kim olacak? Bunun da bu Farsça çevirmen kadrosundan işe almışız da sanki ayak işleri yaptırıyormuşuz tavırları yok mu? Bayılıyorum. Hayır hani elbiseleri evine bırakmak biraz tuhaf değil mi? Leyla'cığım. Sana Argun Holding'de yaptırılan ayak işlerinden bahsetsem, bunlara koşa koşa gidersin. İyi. Hangi kuru temizleme? Ben sana adresi de yollayacağım, her şeyi yollayacağım merak etme. Hadi bakalım oyalanma, çık. Tamam, bay bay. Of. Hadi çıkalım bizler. Çıkalım, ne yapalım? Merhaba, Kaya Bey'in takımını getirmiştim. Sen kimsin? Ben Kaya Bey'in ofisinde çalışıyorum, stajyeriyim. Tamam, gel gel içeri gir. Sana zahmet, aşağıda yatağın üzerine bırakıver. Ocakta yemeğim var benim. Alt kata mı ineyim? Evet, evet, alt katta. Tamam. Kaya Bey çok özür dilerim. Leyla ne işin var burada senin? Caner biraz yorgundu da. O yorgun olunca sen geldin öyle mi? Ona kızmayın lütfen. Ya yok kızmam da şaşırdım yani seni burada görünce. Tamam ben gideyim o zaman. Ben bırakırım seni. Hiç gerek yok ben bir şey atlar giderim. Hayır ben de çıkıyorum zaten. Sen bekle üzerimi değiştirip geleceğim. Ben yukarıdayım o zaman. Evet. Hazırım ben. Çıkabiliriz.
Keşke siz zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti canım? Bu saatte öyle tek başına. Gerçi hep tek başına diyorum ama ne bileyim belki sevgilinle geldiysen buraya. Ve seni bekliyorsa yani yapacak bir şey yok tabii. Benim sevgilim yok. Nasıl yani? Benim sevgilim yok. Benim hayatımda kimse yok. İyi de ev arkadaşın... O gün bana biraz kızgındı. Kötü bir şaka yapmak istemiş sadece. Ben öğrendikten sonra tabii çok kızdım ama iş işten geçmişti. Arkadaşının da espri anlayışı bayağı bir garipmiş. Sizin patronum olduğunuzu bilememiştir. Neyse önemli değil. Çıkalım. Çok teşekkür ederim. Siz de çok geç kalmamışsınızdır inşallah. Kız arkadaşınız merak etmiştir belki. Kim? Geçen gün arabadaki sarışın hanımefendi kız arkadaşınız değil mi? Hayır. Arkadaşım. Aynı zamanda da müvekkilim. Çok, çok pardon. Çok özür dilerim gerçekten. İyi geceler. Ödeştik. Ben onun için söylememiştim. Neyse. Anladık ki ikimizin de kimsesi yokmuş. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.